Dertten başlamayın. Vergi Dairesi Müdürüm, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Belediye Meclis Üyelerim, Muhtarlar Derneği Başkanım ve saygıdeğer mahalle muhtarlarımız, meslek odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok saygıdeğer başkan ve yöneticileri ve yine ilçe protokolümüzün saygıdeğer temsilcileri ve yerel basınımızın kıymetli mensupları. 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen çelenk sunma törenine hepiniz hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. Muhtarlar Derneği çelenginin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın Muharrem Eren'in konuşmaları ve kapanış ile son bulacaktır. Arz ederim. Muhtarlar Derneği çelenginin Atatürk anıtı. Kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, sevgili basın mensupları, kıymetli meclisaşlarım ve çok değerli Silivri halkı. Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı olarak tüm muhtar arkadaşlarım adına törene katılan hepinizi saygıyla selamlıyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliklerine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sözlerime göreve geldiği ilk günden bu yana kadar biz muhtarlara hak ettiği değeri veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizleri ilk olarak 2015 yılında kutlamaya başlanan Muhtarlar Günü hediye ettiği için huzurunuzda teşekkür ederek başlamak istiyorum. Muhtarlar olarak göreve geldiğimiz günden bugüne biz muhtarlara bir baba şefkati ile yaklaşan Sayın Kaymakamımız Ali Partal'a çok teşekkür ediyorum. Muhtarlar olarak teşekkürü borç bildiğimiz bir diğer isim değerli belediye başkanım Volkan Yılmaz, göreve devir aldığı ilk andan itibaren çıkar siyaseti yerine mutlu bir Silivri sloganı hizmet ile önceliğini benimsediği için belediye başkanımız Volkan Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum. Muhtarlar olarak hepimiz ne kadar önemli bir görevde olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu görev birinci, önce sorumlu olduğumuz köy ve mahallelere, sonra Silivri'mize ve hepsinin üstünde cennet vatanımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Aslında muhtarlık görevini, tarihini kısaca baktığımızda ne kadar önemli bir görevde olduğumuzu çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tam bu noktada ülkemizi ilk demokratik seçimlerinin 1800'lü yıllarda muhtarlık seçimleriyle yapıldığını hatırlatmak istiyorum. Muhtar sözlük anlamı seçilmiş demek, dolayısıyla muhtarlar olarak aslında demokrasinin de bekçisi sayılıyoruz. Diğer taraftan muhtarlık için aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde örneği olmayan bir görev de diyebiliriz. Muhtar demek sırdaş demektir. Köyündeki her evin sırrını bilir ve bu sırlara çok iyi korur. Muhtar arabulucudur. Mahallesinde aile içi sorunları çözen kişidir. Ya muhtar idare edendir, yani muhtar idare edendir. Muhtar devlet ile halk arasında köprüdür. Devlet tarafından bakılınca halkı, halk tarafından bakılınca devlet olarak algılanır ve anlaşılır. Özetle toplumu oluşturan en önemli dinamik alan ailedir muhtarlar. İşte biz Muhtarlar Derneği çatısı altında tüm muhtar arkadaşlarımla birlikte dayanışma içinde mahallemizde vatandaşımızın hak ve hukukunu koruyup kollamak, devletimizin ve belediyemizin yapacağı hizmetleri vatandaşlarımızın talep ve mahallemizin sorunları noktasında gece gündüz demeden görevimizin başındayız. Saygıdeğer kaymakamlığım, değerli belediye başkanı ve çok kıymetli yetkililer, Marka Kent Silivri edebimizden sizleri de desteğiyle köy ve mahallemize örnek yaşam alanını dönüştürmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda sözü çok uzatmadan üç ana başlığa dikkat çekmek istiyorum. Sözlerime gündemimizde hiç düşmemesi gereken deprem riskiyle devam etmek istiyorum. Kaymakamlığımızın ve belediyemizin liderliğinde depremle mücadele kapsamında köy ve mahallemizde yapılacak
tüm faaliyetler için amade şekilde bekliyoruz. İkinci dikkat etmek istediğim konu ise tarım. Belediyemizin köylerimiz için hayatı önde olan çiftçilik konusunda attığı adımların devam edeceğini bilmek bize yetiyor. Vatanımızın, bayramımızın, ezanımızın ve devletimizin her daimi var olması dileğiyle Muhtarlar Günü etkinliklerimize katıldığınız için hepinize tüm arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Mutlu Silivri için durmadan çalışmaya devam ederek. Son olarak dualarımızı şanlı ordumuz ile birlikte olduğu birlikte bildirmek istiyorum. Geçmişte 7 düvele meydan okuyan şanlı ordumuz bugün de aynısını yapıyor. Barış Pınarı operasyonu ile sadece terör örgütlerinin kökü kazınmıyor. Aynı zamanda Türkiye'yi bölmek isteyenlere bir kez daha ders veriliyor. Tüm muhtarlar olarak aynı zamanda ordumuzun da emrindeyiz. Allah askerimizi yar ve yardımcısı olsun. Konuşmamı burada noktalarken başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk olmak üzere dünden bugüne şehit ve gazileri saygıyla yad ederek Rabbimden Türk Vatan ve İstiklal Cumhuriyeti'ni Necip Türk Milleti'ni sonsuza kadar kalıcı ve bahtiyar eylesin dilekleriyle törene katılan tüm katılımcılara Muhtarlar Derneği ve muhtarlar arkadaşlarım adına saygılarımı sunar, iyi günler diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.